Amerikan Başkanı Barack Obama'nın finansal okuryazarlık danışmanı Türkiye'ye geldi. Önerilerde bulundu, genç girişimcilere fırsat verin dedi. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Fodder, girişimcilik ve Türkiye üzerine bir zirve düzenledi. Zirvenin önemli bir konuğu vardı. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın finansal okuryazarlık danışmanlarından John Hope Bryant. Bryant, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için girişimcilikten başka çaresi olmadığını söyledi. Dünya genelinde ailelerin çocuklarına memur ol baskısı yapmayı bıraktı. Girişimci gençlere yol açmalısınız. Onların çağın gereklerine uygun, parlak iş fikirlerine saygı duymalısınız. Dev şirketler çıkarmanın, dünyayla rekabet edebilmenin tek yolu bu. Bryant, Türkiye'de kendi işinin sahibi olma fikrinin önemine de dikkat çekti. Ülkenizin geleceği her hafta para harcadığınız yerlerde, geçen hafta gittiğiniz kafelerde, kuaförlerde, restoranlarda, yarın gideceğiniz küçük ve orta ölçekli mağazalarda, KOBİ'lerde, buralara dikkat etmenizi öneririm. Dünyanın en stratejik lokasyonlarından birine sahipsiniz. Önünüzde muazzam bir gelecek var. Bunu elden kaçırmamalısınız. Zirveyi düzenleyen Fodder Başkanı Özlem Denizmen ise finansal okuryazarlığın arttığı ülkelerde tasarruf oranlarının da yükseldiğini vurguladı. 1990'larda tasarruf oranı Türkiye'de %24,5 iken bu son dönemde, son birkaç senede bir nebze artmakla beraber %12,5 civarında. Baktığımız zaman dünyada Çin %50 tasarruf oranı var, Hindistan 38, diyelim onlar çok iyi yapıyorlar. Onları bir kenara bırakalım ama gelişen ekonomilerde %33 civarında, Türkiye'de %12,5. Bunu değiştirmemiz gerek. Finansal okuryazarlık da bunun temel konularından bir tanesi.